Eski falan yap ama benim ben şantiyeyim, ben alışverişe gitme. Ben öyle iş, müracaat falan yoktur. Kendisi laf yaparsam ben elini kapalı mı bırakacaktım? Şerzat'a bir şeyler almıştık o zaman. Taksit aldık. Buradaki bayanı almadı. Zaten ben çıktım bir gün inovatör için geldim dedi. O da dedi, ya bulamıyoruz. Aslında biz de kara müsaadeyken böyle elemanlarla çok çalıştık falan için. Bir de bel takım var. Benim ben çok sıkıntılıyım. Bulaşık derken bırakıp çıkıyorum. Dedi dedim. Ay yok gelin 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 dedi dedim. Telefonu söyledim. Telefonumu verdim. Gitmedim. Hatta döndüm günde elimde torbalarla. Serdarlar vardı. Dedim ki o manyak adam var ya Serdar Nurşlu'dur. Bana işte dedi. Dedi. Ay dedim ki sen anlaşamaz. Ne yapayım? Lanetindeki dedi. Aynen bir hafta sonra bir işe aradı. Değil mi sen? Neredesiniz? Gelmiyorsun. Ben size geleceğim dedim mi dedim. Bekliyorum bugün piyasadayım. Saat 1:30-2 gibi geleceğim. Gelin dedi. Gider geçişmiyor. O dükkan kapalı oluyordu. Ben pazarlıkla konuştum. Ben kısa gelemem dedim. Hayır böyle böyle çalışayım. Tamam eyvallah dedim. Sonra başladım. Benim gözüme baktı. Kadakları getir, yemeği kurut. Öyle bakarız biz gözü. Sizin gözünüze niye bakıyorum ben dedim. Bana iş öyle öğretemezsin dedi. En son Nisan'da çıktığımda ne yaptı? Oturmuş rahat böyle şaka yapıyorlardı. Gayet rahat böyle şaka yapıyorlardı. Dedi ki, diyor benim sık sık piyasa gitmem lazım. Gidin diyorum, param yok diyor. Deniz Hanım dedi, öğrenemedi ki gideyim dedi. Deniz Hanım öğrenemedi değil, sizin öğretme yeteneğiniz yok dedim. Deniz Hanım 20 yıl bir yerde çalışmış, yanında bir sürü insan...